Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda çok güzel bir test yapacağız. Şimdi GCM operatörleri yüksek fiyattan bize tarifeleri sunuyorlar. Diğer ülkelere baktığımız zaman daha uygun fiyatlara geliyor. Türkiye'de bu gerçekten pahalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki biz 1 GB kullandığımız zaman gerçekten 1 GB mı kullanıyoruz? Yoksa bize fazla bir şekilde mi gösteriliyor? Eksik bir şekilde mi gösteriliyor? Doğru bir şekilde mi gösteriliyor? Bunu göstereceğim bu videoda. Ya biraz zorlandım söylerken ama dediğim gibi ana temamız bu şekilde olacak. Lakin bu testi yapmadan önce aslında bu testi yaptım. Ya şu an bilmemezlikten geliyorum. Sonuçları da biliyorum ama videonun büyüsünü kaçırmamak için hiçbir şey size fısıldamıyorum. Öncelikle tariflerden bir konuşmak istiyorum. Şimdi tariflere baktığımız zaman gerçekten fahiş fiyatlar var. Özellikle bilindik markalarda bir fiyat arttırma politikası var ve her geçen gün bu artıyor. Yurt dışına baktığımız zaman daha uygun fiyatlara buradaki tarifeleri kullanabiliyoruz. Hatta yeni bir GCM operatörü çıkmıştı. Daha uygun fiyata aynı tarifi neredeyse 5'te 1'i fiyatına sunuyordu. Yani örnek veriyorum 30 GB'lık paket bir yerde 800 ise bir yerde neredeyse 150 lira. Şu an fiyatları sık ama böyle bir şey internette görmüştüm ve doğruluğunu araştırmıştım. Eğer ki bulursam buraya bir yere yine yerleştiririm. Bunun olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bana göre GCM operatörleri. İsimlerini vermek istemiyorum. Zaten 3 tane büyük marka var. Bunların en büyük nedeni direkt bu. Evet vergiler... Farklı şeyler de burada etken mi? Etken. Lakin daha uygun fiyata vermek isteseler kesinlikle verirler. Burada bazı kampanyalar oluyor. Sil süpür, salla kazan ya da işte fırlat kazan, uçur kazan gibi bazı avantajları oluyor. Oradan internet çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Özellikle Türk Telekom'da çok fazla internet çıkıyor. Lakin Türksel'e geldiğimiz zaman 1 GB YouTube mu? 1 GB Instagram mı? Ya sanki ahiret sorusu soruyorsunuz. Ver işte bir şey de ben niye seçiyorum? Yani arasındaki saat düşünüyorum. 1 GB internet Instagram'da mı olsun, YouTube'da mı olsun? Yani onu düşünmek zorunda bırakma Vodafone'u bilmiyorum. Orada nasıl bir şey var. Orada da uçur kazan var herhalde. Oralardan evet biraz dengeliyorlar. Özellikle Türk Telekom'un hakkını yemeyeceğim. Oradan biraz fazla da internet veriyor. Bazı zamanlar dakika çıkınca diyorum ya of dakika mı diyorum. Ama yine kesinlikle dengeliyor. Şimdi burada bir tane hattımıza ismini söylemeyeceğim kesinlikle. Çünkü geçen Reader markasının bir telefonunu kötüledim. Alınmayacak telefonlar serisinde ve bana sahte avukatla birlikte sahte dava dilekçesi mi artık sahte karar göndermişler. Ben de neyse uğraşmayayım dedim. Son izlenmesi 20-30 mi neydi bir günlük. Dedim daha bununla uğraşmayayım dedim. Videoda da 400 bin izlenmiş. Zaten yani ben telefonu kötüleyeceğim kadar kötülemişim. Daha yeni dava açmışlar. Keşke açtıkları dava da gerçek olsaydı. Lakin sahte avukat, sahte mahkeme kararıyla bunu kaldırttırdılar bana. Ben de sonradan çaktım bunu lan. Gece düşünüyordum. O oh, böyle bir şey vardı filan. Bunun hakkında kesinlikle video çekeceğim. Reader Marks ile iletişime geçip bunları kendileri mi yaptı, kendileri yapmadı mı? Tamamıyla Aslı Bucak'ta öğrendikten sonra sizlere direkt videosunu çekmeye çalışacağım. Ryder'a buradan selam olsun. Bunun yanında gelelim ana konumuza. Evet fiyattan pahalı uçuyor kaçıyor. Peki gerçekten hak ettiğimiz gigabaytları alabiliyor muyuz? Yani 1 gigabayt kullandığımız zaman 1 gigabayt alabiliyor muyuz? Öncelikle burada bir tane yurt dışı hat kullandım. Bir tane de Türkiye'de kullanılan hattı aldım. Birer GBlik dosyaları indirdim. Peki yurt dışı hattı nereden bulun diye sorarsınız. Burada Red Diego isimli bir uygulama var. Avrupa'da aldığınız hatların bazıları Türkiye'de yine çekiyor. Ve internet erişimine sahip olabiliyorsunuz. Yavaş demeyeceğim gerçekten hızlıydı yine. Yani birkaç tane hat denedim. En son bir tanesini buldum ve direkt Türkiye'de indirme yapabilmeye imkan sağlıyordu. Ardından gittim Google'a Download Test Files isimli siteye girdim. Buradan 1 GB'lik dosyayı her iki taraf içinde indirdim. Neredeyse ikisi de ortalama olarak aynı sürede indirdi. Yani burada sürelerini yazarım onları hesaplamadım. Ama neredeyse aynı süre içerisinde 1 GB'lik dosyayı indirdiler. İndirdikten sonra yurt dışı hattıma baktım. Ne kadar internet kullanılmış diye. Maalesef ki başta direkt göstermedi ve göstermediği için biraz bekledim. Ardından Türkiye'deki hattıma geldim. İndirmesini yaptım. Lakin direkt sonucu vermedi. Bekledim bekledim. Neredeyse aradan bir saat geçti. Ve geçtikten sonra karşılaştığım senaryo 2.2 GB'lik bir internet kullanılmış. Dedim bu yanlıştır. Zaten yanlıştı. Çünkü önceki internet kullanımlarını hemen yansıtmıyordu. Ben de yine telefonu sadece Wi-Fi'ye bağladım. Mobil veriyi kapattım. Ve kapattıktan sonra bu testi kullanılan internetin normal haline gelmesini bekledim. Geldikten sonra testi yaptım. Ve 1 GB'lik dosyayı tekrardan indirdim. İndirdikten sonra yine sonuçta sonuçları için biraz bekledim. Şimdi ikisinin sonucunu da birazdan açıklayacağım. Yurtdışı hattıma geldiğim zaman 1 GB'lık dosyayı gördüğünüz gibi 1 GB karşılığında indirmiş. Lakin Türkiye'deki hattıma geldiğimiz zaman burada 1.2 GB yazıyor. Yani ben burada mobil veriyi tamamıyla kapattım. Wi-Fi'ye telefonu bağladım bu testi yaptıktan sonra. Hiçbir şekilde ekstra bir mobil veri kullanımı yapmadım. Ona rağmen 1.2 GB sonuç çıktı. Yani farklı bir açıklaması yok. Ben kendimden tamamıyla eminim. Çünkü 1 GB'lık dosyayı indirdim ve farklı hiçbir işlem yapmadım. 200 MB'lık farklı bir işlem yapabilme imkanım yok o telefonda. Mobil veriyi kapattım. Gittim ayarlardan kapattım. Telefonu Wi-Fi'ye bağladım ve 200 MB o süre içerisinde indirmem ya da kullanmam kesinlikle imkansız. O yüzden dolayı ben burada kendimden tamamıyla eminim. Lakin şöyle bir şey yapma ihtimali var mı? Yani önceki kullanımı Yine sonradan çıkarttı diye düşünüyorum. Böyle bir şey yapma ihtimali de yok. Çünkü ben bayağı bekledim. En az 2-3 saat kendi normal haline gelmesini bekledim. Geldikten sonra zaten bu testi yaptım. Arada 200 megabayt kullanmam neredeyse imkansız. Tam 200 megabayt değil ama ben 200 megabayt olarak geçiyorum. Yani arada benim kullanacağım maksimum internet 1 ya da 2 megabayttır. Bir güncelleme yapmadı, bir indirim yapmadı. Bunun yanında WhatsApp'tan ya da Instagram'dan hadi mesaj gelsin. Yine maksimum harcayacağı 5 megabayt olsun. Ama kullanım olarak 1 GB'lık dosya, 1.2 GB'lık kullanım kullanımı direkt kendi uygulamasında gösterdi. Şimdi eğer ki bu gerçekten doğruysa bu büyük bir olay. Yani şimdi ben 1 GB'lık dosya indirdiğim zaman 1.2 GB hattımdan gidiyorsa yani bu kadar fahiş fiyatlara fazla kullanım sunup da bunu bize pazarlamaları fazla etik değil. Bunun testlerini daha temiz bir şekilde yapmak isterdim ama hangi telefonu kullanırsam kullanayım ya maksimum kullanıcı hadi 20 megabayt olsun 30 megabayt olsun maksimum o süreçte Wi-Fi'ye bağlanma süresi benim bir dakikaydı. Bir dakika içerisinde 30-40 megabayt 50 megabayt yer. Daha fazlasını yeme ihtimali yok. 200 megabayt gerçekten çok yüksek bir boyut. Siz telefonunuzu normal bir yere koyduğunuz zaman 200 megabaytı direkt durduk yere yemez telefon. Ben de o telefonda arka plandaki uygulamaları kapattıktan sonra 200 megabaytın yenmesi imkan vermiyorum. Ben burada çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yani 200 MB'ın fazladan gitmesi biraz sinirimi bozdu mu? Bozdu. Umarım benim bilmediğim bir şey vardır. Çünkü arka planda bir şeyin açık olmadığından da adım gibi eminim. Eğer ki böyle bir gerçek varsa da gerçekten büyük bir olay. Sıkıntı yaratacak bir olay. yurtdışına çıkma fırsatım olsaydı daha sağlayacak olabilirdi ama yurt dışı hattını kullanmam zaten oranın gerçekten böyle bir şey yapıp yapmadığını doğrulamaktı. Zaten 1 GB'de 1 GB yazdı. Türkiye'de kullandığım hatta ise böyle bir olay yaşandı. Ya ben aslında şöyle bir şey düşünüm. Böyle bir acemilik yapacaklarını düşünmüyorum. Eğer ki fazladan tarife yazıyorlarsa da yani ben 1 GB kullandığım zaman 1,5 GB yazıyorlarsa bunu bence uygulamada açık açık göstermezler. Çünkü bu testi sadece ben değil farklı birileri de yapmıştır ya da ilk ben yapmışımdır bilmiyorum ama dediğim gibi 200 MB bu şekilde fazlan gitti. Sizin duygu ve düşüncelerinizi kesinlikle yorumlara bekliyorum. Eğer ki bu testi daha doğru bir şekilde yapabilme fikri varsa aşağı taraftaki yorumlara da yazabilirsiniz. Benim aklıma gelen en mantıklı yöntem bu şekildeydi ve sonuçlar da bu şekilde. Bence Türkiye'deki GCM operatörlerinin kesinlikle ve kesinlikle özellikle fiyat kısmında kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekiyor. Yüksek fiyatlar tarife sunmaları ya da kullandığımız internetin daha fazlasını gidip de bize yansıtmaları çok etik değil yani çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum aslında çünkü nasıl konuşacağımı da bilmiyorum bu tarz videolarda ya evet böyle bir sorun var ama kesin gerçek diye de bir şey diyemiyorum o yüzden dolayı yorumsuz kalıyorum yorumları size bırakıyorum hoşçakalın